bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan Yesevi Yolu programıyla karşınızdayız. Lale Gül TV ve Lale Gül FM aracılığıyla bizleri takip eden tüm kıymetli dostlarımıza sevgi, saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz efendim. Bugün stüdyomuzda iki kıymetli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Hemen konuklarımızı sizlerle tanıştıralım. Aslında tanıdığınız yüzlerde olabilirler ama çok sık burada ağırlamadığımız için kendilerini yeniden tanıtma gereği duyuyoruz. Hemen sağ tarafımda Hayder Hocaamet Yesevi Derneği Genel Sekreteri Ömer Faruk Teke Beyefendi bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk diyoruz. Uzun bir dönem boyunca bölgede bulunduğunuz için de aslında ayağınızın tozuyla ağırlamış oluyoruz sizi. Öncelikle buradan tüm Lale Gül ailesinin başta yüce milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Büyük bir imtihandayız. İmtihanı atlattık diyemiyoruz. İmtihanın içerisindeyiz. Hepimize çok farklı görevler düşüyor. Rabbim inşallah bu ülkeyi hep beraber kenetleyerek de bu ağacı badireleri de atlatmayı nasip eylesin. Amin, amin. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Efendim diğer tarafımda da Sultan Der fıkıh çalışmalarından tanıdığımız, bildiğimiz ya da tanıyacağımız hocalarımızdan kıymetli Harun Zengin hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Ömer abim. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Belki sizi böyle görmeye çok alışık değiliz ama bundan sonra neden olmasın, belki bu vasıtayla birazdan da konuşacağımız çalışmalar sebebiyle belki daha fazla ekranda görmeye başlayacağız. Kısmet inşallah. Kısmet diyelim. İnşallah diyelim. Peki tekrar hoş gelmişler konuklarımız. Sizler de ekranlarınızın başına, radyolarınızın başına hoş geldiniz efendim. Hocaamet Yesevi Derneği olarak gerek derneğin yardım faaliyetlerini konuşmak olsun, gerekse bu geride bıraktığımız günler içerisinde, afeti tam anlamıyla geride bıraktığımız söylenemez ama geride bıraktığımız günler içerisinde Hocaamet Yesevi Derneği'nin bölgedeki yardım faaliyetlerini an be an yeni görüntülerle aktarmaya çalıştık. Bugün biraz olsun böyle gündemi değiştirmek değil ama bir soluk alabilmek adına farklı bir kulvardaki bir çalışmayı daha sizlerle paylaşmak için burada bulunuyoruz. Yine deprem bölgesindeki afet yardımlarını, işte oradaki çalışmaları da aktarmaya devam edeceğimizi hatırlatalım. Yine bu deprem gündemi öncesinde sıklıkla gündeme getirdiğimiz, bizim için önemli olan Hayder'in göz bebeği olan bir çalışmadan bahsetmiştik. O da Hocaamet Yesevi Kültür Merkezi demiştik. Bu kültür merkezi bünyesinde yapılacak olan çalışmalardan bir tanesini sadece bugün altını çizeceğiz inşallah. O da HAYFİM. Nedir bu HAYFİM? Hayder Fıkıh İlim Merkezi. Fıkıh İhtisas Merkezi, İlim Merkezi. Bugün bunu konuşacağız. Hayder Fıkıh İlim Merkezi nedir? Nasıl çalışır? Kimlere yönelik faaliyet gösterecek? Bugün bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle kültür merkeziyle ilişkisini öğrenebilmek adına Ömer Faruk Teke Bey ile söyleşimize, sohbetimize başlayalım inşallah. Kültür merkezine biz daha önce yönetim kurulu başkanımız Sayın Mehmet Kaya Beyefendi ile de sıklıkla konuştuk. Hızlıca yükselen, hızla yükselen bir bina var, bir eser var. Bu eserin içerisinde yapılacak birçok faaliyetten konuşmuştuk. Şimdi bunların içerisinde bir de daha böyle mücessem hale gelmiş, adıyla sanıyla öne çıkmış bir çalışmadan bahsediyoruz bugün. O da HAYFİM. HAYFİM Kültür Merkezi çalışmasının içerisinde tam olarak nereye konumlanmış durumda? Şöyle Ömer Bey, öncelikle biz HAYFİM'i elhamdülillah bu yıl kurmaya niyet ettik. Hı hı. Yani 2022 yılının sonlarına doğru niyet ettik ve bu yıl ilkini başlatıyor olacağız. Bu şu anda konuştuğumuz ve faaliyetini başlatacağımız yıl içerisindeki ilk HAYFİM'imiz Bursa Fıkıh İhtisas Merkezi üzerine konuşuyoruz bunu. Bursa'daki biliyorsunuz Hayder'in aslında İstanbul'da bir kültür merkezi inşa ediyor. İstanbul'daki kültür merkezini inşa etmesinin yanında hali hazırda mevcutta da Hayder'in Hocaamet Yesevi Derneği'nin Bursa'da bir kültür merkezi daha mevcut. Evet. Biz İstanbul'daki kültür merkezimizin inşası devam ederken bu inşanın içerisinde biliyorsunuz ki bir fıkıh ihtisas merkezi, ilmi araştırmalar merkezi planlamıştık. Daha sonrasında bunu neden biz hali hazırdaki Bursa'daki temsilcimizin içerisinde bulunduğu, hı hı, Bursa Vakıf Külliyesi'nde de bir fıkıh ihtisas merkezi yapmayalım diye bir istişarede bulunuldu. Burada çok kıymetli camiamızın hoca efendilerinden İsmail Hünerci Hoca Efendi ile bu konu istişare edildi. Evet. Ve bu konuda da onlardan bir sağ olsunlar bizi kırmadılar, destek talebinde bulunuldu.
İnşallah önümüzdeki günlerde de Mehmet Başkanımızla beraber eminim burada güzel haberler halkımıza ulaştıracağız. İstanbul'daki kültür merkezimizin kaba inşaatı bitti sayılır. Elhamdülillah. İnce inşaatı ile ilgili de halkımızı bilinçlendiriyor olacağız. Bu noktada ben biraz da Bursa'yı konuşmak istiyorum. Çünkü İstanbul'da başlamadı Fıkıh İhtisas Merkezi. Hı hı. Tabii orada da bu iş faaliyetler yürütülecek. Biraz biz Bursa'yı konuşalım istiyorum müsaadenizle. Lütfen. Bursa'da 1993 yanlış hatırlamıyorsam yılından itibaren hali hazırda Cübbeli hocamızın da sohbet verdiği, mutat olarak sohbetlerini gerçekleştirdiği bir vakıf külliyesi vardı. Hı hı. 2019 yılı itibariyle bu vakıf külliyesinin bütün sorumluluğu Hoca Ahmet Yesevi Derneği'ne geçti. Hı hı. Burada hizmetleri, devam eden hizmetler elhamdülillah hizmete devam etti ama bunu biz Müslümanlar olarak dünümüz bugünümüzle aynı olmamalı. Evet. Her zaman üzerine bir şey daha katmalıyız. İşte ne katabiliriz? Orada farklı ilmi faaliyetler, sohbetler, işte Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi, İsmail Hünerlici Hoca Efendi, Mehmet Toplu Hoca Efendi, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi gibi değerli hoca efendiler her düzenli olarak belli şekilde, mutat şekilde sohbetlerini gerçekleştiriyorlardı. Bunun dışında bölgenin insanına, halkına, cemaatine, esnafına, çocuklarına yönelik orada istihdam edilen bazı hoca efendilerimiz vardı. Bunlar orada faaliyetler yürütüyorlardı. Ama en üst katı da bir şekilde bizim çok daha faydalı kullanmak adına yapmış olduğumuz istişareler sonucu Fıkıh İhtisas Merkezi kurulmasına karar verildi. Yaklaşık 3 aydır da bunun tadilatı devam etmekte. Allah nasip ederse niyetimiz bakidir. Ramazan ayı içerisinde bu Fıkıh İhtisas Merkezi'nin de inşallah Bismillah diyerek açılışını yapıyor olacağız. İnşallah. Niyetimiz bu. Nedir bu Fıkıh İhtisas Merkezi? Ben tabii ki özetle bunları ifade ediyor olacağım. Kelamıyla, detayıyla inşallah Harun Hocam'a devrediyor olacağım ben de. Çünkü herkes kendi alanında bir şeyler ifade etmeli diye düşünüyorum. Çünkü bize sağ olsunlar hoca efendilerimiz bir görev verdi. Dediler ki burada bir ilim meclisi, bir hizmet yapılması gerekiyor. Bu işlerin takibini yapınız dediler. Biz de elimizden geldiğince kuvvetimizde olduğunca, tabii deprem biraz bizi bu noktada ister istemez biraz yavaşlatmak zorunda kaldı bu hizmetlerimizin. Evet. Çünkü yoğun bir şekilde bölgede faaliyetlerimiz bir yapıyor. Bir ehem mühim sıralaması evet, olunca haliyle öncelikli olarak depreme kesinlikle yönlendi. Ama fıkıh da çok önemli. Bugün bölgede gördük, yani bugün depremde bile bizzat yaşadık. Bugün bu ilme sahip insanların sahada olması bile birçok şeyi tabii değiştiriyor. İnsanlara nasıl yaklaşılması gerektiğini. Biz çadır kentlere gittiğimizde hoca efendi arkadaşlarımızla beraber, çalışanlarımızla beraber çadır kent, yani evleri yıkılmış insanlara çadır dağıtmaya gittiğimizde oradaki bir arkadaşımız çadırını kurarken diğer arkadaşımız onlara telkinde bulunuyordu, anlatıyordu. Bu imtihanın nedenini, nasılını, niçinini, nasıl sabretmemiz gerektiğini anlatıyordu. Yani biz insanlara deprem bölgesinde dahi bir çadır verdikten sonra çekip dönemiyoruz. İnsanın evladını kaybetmiş insanlar var, kardeşini kaybetmiş insanlar var, babasını kaybetmiş insanlar var. Yani çadırla sadece sorunu da çözemiyoruz. Onun için hem manevi acısına hem maddi acısına destek olmamız gerekiyor. İşte bunu kim olacak? Burada fıkıh ihtisas merkezlerinden yetişmiş, gerçek manada herhangi bir fıkhi meselenin çözümünde kapısını çalabileceğimiz, başvurabileceğimiz o kıymetli hoca efendiler evet, bunu yapabilir. Bunlar da işte bu tarz meclislerde, bu tarz merkezlerde yetişiyor. Bu tarz rahle başlarında yetişiyorlar. Allah onlardan hepsinden razı olsun başta. Elhamdülillah bu iş başlarken de işte az önce ifade ettiğim gibi Hoca Ahmet Yesevi Derneği Hayfim'i Sultaner işbirliğinde yürütmekte, İsmail hocamızın lokomotifliğinde ve Cübbeli hocamızın lokomotifliğinde bu hizmet inşallah Haydar Sultaner beraber gerçekleştiriyor olacak. Ben biraz daha detayları da inşallah paylaşması için inşallah Harun hocama sözü vermek istiyorum. Çünkü fıkıh peki alanında inşallah o daha çok şeyler söyleyecektir. Peki, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Hocam şimdi hastalık anında
tedaviye ihtiyacımız olur, bir ilaca ihtiyacımız olur. İlaca ihtiyacımız kadar o ilacı nasıl kullanacağımızı da bilmek aynı hayati öneme sahip. Elimizde bir ilaç var ama bunu ne dozda kullanacağız, ne sıklıkla kullanacağız, kimler kullanabilir, kimler kullanamaz. Ancak bunu dert başa gelince anlayabiliyoruz, işte hastalık halinde. Fakat ilmi konularda gözden kaçırdığımız bir şey var ki bu bir eğer hastalıksa ya da bu bir tedavi süreci ise 24 saatimizi kapsayan bir durum. Yani fıkhın önemi ancak işte kurban bayramı geldiğinde ya da zekat vereceğimiz zaman ya da işte böyle ara ara gündeme gelen işte promosyon ödemeleri gibi kritik konular geldiği zaman fıkhın önemini hatırlıyor ya da fıkha müracaat ediyoruz. Şöyle kısaca aslında fıkhın hayatımızdaki önemini ve olmazsa olmazını belirtmek adına birkaç cümle alarak başlayalım. Sonra hayfime dair detayları sizden alacağız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu hususta İsmail hocamızın hep söylediği bizlere bir sözü vardı. Hoca ulaşılmaz olmayacak derdi. Yani kendisi her arayanın telefonu muhakkak cevap verirdi. Kendisi veremeyecek durumda olsa bize cevap verdirirdi. Veyahut da o kimseyi geri arardı. Hatta bir keresinde bir abimiz gelmişti Konya'dan. Dedi ki hocam dedi şunu söyleyemeden gidemeyeceğim dedi. Siz dedi gerçekten ben sizi aramıştım ulaşamamıştım. Fakat siz beni günler sonra da olsa geri döndünüz. Ben buna çok şaşırdım dedi. Nice insanlar arkadaşım olduğu halde bana geri dönmüyorlar. Ya bir önemliyse bir daha arar diyorlar. Siz ise geri dönüş yaptınız. Bu beni çok etkili dedi. Evet. Şimdi bu hususta dediğiniz gibi bir doktor sürekli ulaşılabilmesi gerek. Yok ben telefonumu kapattım yatarım. Bir yerde bir hasta gördüğünde gidip hemen aranızda doktor var mı? Açılın ben doktorum derler ya mesela. İşte hoca da böyle ulaşılması gerekiyor. Çünkü hayatımızın bir parçası. Evet. Hukukçu hayatımızın bir parçası. Çünkü bilmediğimiz bir saha. O konuda bilgimiz yok. Bu insanlara danışabilmemiz gerekiyor. Doktor bilmediğimiz bir saha. Bu hususta o insanlara danışabilmemiz gerekiyor. Hoca, bilmedikleri bir saha insanların bu hususta bu hocalara ulaşılabilmesi, danışılabilmesi gerekiyor ve çekinmeden. Evet. Bu hocanın karşısında insan korkmayacak. Acaba şöyle bir soru sorsam kızar mı demeyecek. Değil mi? Ebu Sufyan'ın hanımı Hint ne diyor? Hocam cimri para alabilir miyim cebimden diyor. Sen diyor Hint misin diyor. Hemen anlıyor, sorudan anlıyor der kimin olduğunu. Peygamber'e karşı rahat rahat soru sorabiliyorlardı. Fıkıhta utanma yoktur. Bunları bu şekilde hocaya sorulacak. Hoca da bu donanıma sahip olacak Allah'ın izniyle. Bu donanım olmasa bile ulaşabileceği kaynakları bilecek. Veyahut da kendi aşamadığı bir durum da olabilir. Onun hocası var, onun hocası var. Daha iyi bilenlere danışacak. Belki hocalar bu işi aşamayacak. Toplaşıp bir istişare ekibi kurup bu sorulara, bu güncel sorulara cevaplar bulabilecekler. Daha önümüz uzun yıllar var. Kim bilir ne çetrefilli, ne zor sorular meydana çıkabilecek. Ki aslında soruların sorulması da yani fıkıh kurulunu ya da işte fıkıh alimlerini de daha diri tutuyor ve gündeme, güncele hakim olmasına evet. da vesile oluyor. Şimdi sorulmayan bir soru alanında bir ihtisas sahibi ne kadar kendini geliştirebilir? O da ayrı ama İşte şu an dijitalleşmeye başlıyor dünya. İşin borsa tarafı var, işin seyahat tarafı var. Bilmem ne konular çoğalıyor. Şimdi bu soru sorulmadığı takdirde işin uzmanlığını yapan kişi de buna bir cevazını, bir fetvasını nakledebilmek için kendini geliştirecek zemin bulamayacak bu sefer. Aslında birbiriyle birbirini var eden iki taraftan bahsediyoruz, besleyen. Evet. Atalarımızın da dediği gibi işleyen demir pas tutmaz. Evet. O yüzden biz işlemeye devam edeceğiz. Kendimizi geliştireceğiz. Çünkü bunlar internette var deyip kendimizi bu hususta geri bırakırsak yarın öbür gün bu internet kapılmışsa ne olacak? Evet. Bizim ibadetlerimizi kim düzenleyecek? Kime danışabileceğiz? Her şey bilgisayar ortamında olsa, mesela doktorluk da aynı şekilde olsa, gideceksin bir programla bütün hastalığını keşfedip ona bir çözüm üretiyorsun. Tamam, doktorlar o zaman okumasın diyeceğiz. Hadi okumasın, nasıl olsa teknoloji her hastalığımızı çözüp bize uygun ilacı veriyor diyelim. İnternetin düğmesi kapandı. Bir gün gitti, ne olacak? O zaman hepimiz en basit bir hastalıktan vefat edebilir bir duruma gelebiliriz. Aynı şekilde bizim ahiretimizi de bu hocalar böyle düşünüyorlar. Bizim üzerlerimizde çok emekleri var, her birerlerinin. Biz de belki birilerine emek vereceğiz. Bu iş böyle böyle kıyamete kadar gidecek. Tek gayemiz insanlara Allah'ı anlatabilmek, insanları bu yola, bu İslam'a çekebilmek. Çünkü huzur İslam'da. Ve İslam sadece Müslümanların huzurunu düşünmüyor. Dünyanın huzurunu düşünüyor. Yani şu arkamızda gördüğümüz haritadaki gibi. Bütün dünyaya ulaşmamızı bizden istiyor. Biz görevimiz tebliğ. Biz anlatacağız.
İnsanlar varır varmaz. Fakat biz anlatacağız. İdare uyarsalar ne mutlu. Uymazsalar kendi bilecekleri işler. Bugün internet gerçekten bakıldığında çok büyük nimet. Yani hiçbir insan bugün Allah'ın huzuruna çıktığında ben bilmiyordum diyemeyebilir. Çünkü internet var. İki videoyla gerçek İslam'ı bulabilirsin. Ya ama bu platform bu insanlara ait. Yazdığında onların istediği içerikler insanların karşılığına çıkıyor. Mesela Müslüman'ı terörist olarak gösteren içerikler çıkabiliyor. Fakat yine bu insanlar ahirette bunu cevap veremezler. Çünkü hep söylediğim bir şey var arkadaşlarla muhabbet ettiğimizde. Yani bir yumurta kırmak için en az 3 video izliyorsun. 4 evet. video izliyorsun. Niye? Güzel olsun. Yumurtam iyi olsun. Kötü olmasın. Kıvamında olsun. Tuzunu ne kadar akıcıyım atayım diye bakıyorsun videoya. Ya bir dinin, bir İslam'ın senin ahiretini düşünen, öbür dünyada varmış diyen bir din, bir düşünce acaba diye hiç mi sormuyor insanlar? Hiç mi merak etmiyorlar? Bir yumurta kadar kıymetli değeri yok mu bu insanların ki arayıp bakamıyorlar? Söz vardır ya hocam, hani derler ki yarım doktor candan, yarım hoca dinden evet. eder diye. Hepimiz bir şekilde canımızdan olacağız ama dinden olmanın karşılığı, pahası sanırım öyle yüke gelir, kantara gelir cinsten değil. Peki ehemmiyetin olabildiği kadar vurgulamak istedik aslında fıkhın sadece belli dönemlerde gündeme çıkacak ya da hatırlayacağımız bir branş, bir alan olmadığını, aslında nefes aldığımız her an dirsek temasında olup ve o perspektifte yaşamamız gereken bir alan olduğunu belirtmiş olduk. Şimdi Hayfim'e gelecek olursak, az önce Ömer Faruk Bey ile biraz konuştuk ama işin içerik boyutuyla ilgili de size sormuş olalım. Hayfim nasıl işliyor, nasıl işleyecek? Hayfim'in faaliyet alanı ya da hedef kitlesi nedir diye sormuş olalım. Evet, bizim Sultander olarak, Sultander ve Sultanbeyli'nde bir kursumuz daha var ve Ünalan'da. Hı hı. Aynı şekilde 3 tane ihtisas kursumuz var. Buralarda Arapçasını, hafızını bitirmiş arkadaşları alıyoruz mülakat ile. Burada en aşağı 3 sene, 4 sene bu arkadaşlara bir fıkıh eğitimi. Arada tabii tefsir de oluyor, usul hadis de oluyor, bazı hadis dersleri oluyor ama ana temamız, ana fikrimiz fıkıh ihtisası olmak üzere bu arkadaşlara 3-4 sene eğitim veriyoruz. Ben kendim şahsen 6 yıldır İsmail Hocam'ın yanındayım. Rahmetli Ali Kara Hoca da Arapçamı bitirdim. Ondan sonra İsmail Hocam'ı buldum. 6 yıldır da yanındayım. Onun yanında kendimizi elimizden geldiğince yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde bu bayrağı bizden sonrakilere teslim edecek, daha ileriye taşıyacak, daha iyi yerlere getirebilecek, daha iyi rekorlar kırabilecek böyle insanlar arıyoruz. Bunları yetiştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tabii her hocanın kalitesi, ilmi farklıdır. Sırf ben yokum, benim gibi benden çok daha iyi arkadaşlar da var bu hususta. O eğitim merkezinde yine böyle 3-4 arkadaş, hoca olarak, görevli olarak orada talipleri alıp orada bir eğitime tabi tutacağız. Bununla beraber bu arkadaşlar sadece biz fıkıh okuyoruz kardeşim, bizim işimiz bu demeyecek. Hı hı. Bakın gördüğünüz deprem bölgesinde bütün STK'lar, dini STK'lar evet. her ne kadar yok dese de bazıları, bu adamlar orada gece gündüz çalıştılar. Ve bu adamın hiçbir görevi değildi bu. Ama ne yaptı Allah için? Kardeşi için orada gecesini gündüzüne kattı ve orada uykusuz kalarak çalıştı. Bu adam hocaydı. Sen hoca ne iş yapar diyorsun. Aa bak. Zor durumda taş kaldırıyor. Zor durumda kardeşine destek veriyor. Evet. İhsan hocamız çok güzel bir şey demişti. Hı. Bir psikolog her ne kadar millete ders verebilirse, milletin sıkıntılarını giderebilirse diyor, 3 tane çocuğu aynı anda göçük altında kalsa diyor, kendine, kendi sıkıntısını giderebilir mi? Gideremez. Bunu giderecek sadece İslam'dır. Bunu giderecek sadece ahiret inancıdır. Evet. Bir abimiz ne dedi? 5 yaşında çocuğum vefat etti dedi. Tek teselli eden onu, bunun emanet olduğu inanç. Allah bize bunu 5 sene koklattı diyor elhamdülillah. Bununla adam teselli oluyor. Bakış açısı çok güzel. Evet. Çok doğru bir bakış açısı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ya da en azından şunu söyleyelim daha anlaşılabilir olması için. Bu düşüncenin dışında başka hiçbir düşünce teskin edemeyecek. Evet. Yani doğru ya da gerçekliğini konuşmuyoruz bunun. Ama bu düşüncenin dışında o acılı yüreği teskin edebilecek başka bir ifade yoktu. Ve ancak acıları öyle ızdırabı azalmaya dinmeye başladı diyelim. Bizim hocalarımız da işte sadece fıkıh ihtisasıyla kalıp kardeşim benim görevim bu demeyip ümmetin derdiyle dertlenecek. Akşamları gerekirse isteyen cemaatlere orada Arapça dersleri olabilir, Kur'an dersleri olabilir,
hadis dersleri olabilir, tefsir dersleri olabilir. Yani arz talep meselesi. Kim neyi arz ederse, biz neyi talep ederse biz de onu arz edeceğiz, ortaya koyacağız. Oradaki arkadaşlar dersleri bittikten sonra bu tarz eğitimler olacak. Hı hı. Halka çıkıp dükkan dükkan belki gezerek emir bil maruf yapacak. İnsanlara dinini anlatacak. Biz buradayız. Rahat rahat gelip bize sorularınızı, dertlerinizi danışabilirsiniz diyecekler. Bununla beraber biz yine Sultander'de dersimizden sonra vaktimiz kaldığınca erzak dağıtabiliyoruz. Hı hı. Ya biz hoca izleyip yatmıyoruz. Yani aslında insani faaliyetleri zaten devam ettirmekle beraber her insanın ihtisası olmadığı bu konularda da kendini geliştirerek aynı zamanda işte şer'i meselelerdeki fıkhi konuları, işte hukuksal diyelim bugünkü modern ifadeyle onlara yanıt vermeye çalışıyorlar. Ama bu insani diğer faaliyetlerine engel değil. Bunu her seferinde aslında belirtmek, zorunluluğu hissetmek de çok büyük bir zul. Yani bir hoca ne iş yaparın ifade etmeye çalışma çabası insanlara gerçekten ağır geliyor olsa gerek. Ya elim ayağım tutuyor. Yerdeki bir taşı kenara koyabilirim. Hoca olmam buna engel değil. Bir araba yolda kalmışsa onu itebilirim. Ev taşınıyorsa eşyasına yardım edebilirim. Birinin derdi varsa omzumu verebilirim. Ağlayabilir. Tüm bunlar diğer insanların yapabildiği bedensel, işte zihinsel tüm faaliyetleri yapabilirim. Ama diğer insanların yapamadığı farklı bir şey daha yapabiliyoruz. Nedir? Almış olduğumuz ilim ve ihtisas gereğince bu alanda hizmet verebiliyoruz. Bu. İtfaiyeciler de mesela sürekli oturuyorlar aslında. Evet. Belki bazı fiziksel sporları, eğitimleri var zinde durmak, hı-hı, için. Onun dışında sürekli hazır bekliyorlar. Evet. Sen şimdi bu itfaiyeciye diyemezsin ki ya kardeşim boş durma. Gel şurada bir iş yap. 12 saatlik vardiyasında belki hiç alarm bile verilmedi. Oturduğunuz yerden para alıyorsunuz denilebilir belki mi? Belki aylarca veremeyecek. Belki. Yani genellikle tabii sadece yangın sebebiyle itfaiye yerlerine ihtiyaç duymuyoruz. Birçok kurtarma vesaire, hı-hı, durumları da var ama öyle zamanlar oluyor ki çalışma şekli sebebiyle belki bir itfaiye birimi bir hafta boyunca olabilir ya. Belki hiç faaliyet göstermiyor. Şimdi kimse bu durumda kalkıp onlara ya oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz diyemiyor. Evet. Diyemez de denilmemeli de. Çünkü ihtiyaç duyulan o anda, o tek anda hizmet verebiliyor olmaları için orada var olduklarını biliyoruz ve buna inanıyoruz. Peki hocam bir soru daha soralım. Yavaş yavaş toparlayacağız inşallah. İlerleyen günlerde biz bu Hayfim'in de inşallah daha ayrıntılarını da ekrana getireceğiz. Bahsettiğiniz şu andaki medreselerde eğitimini tamamlamış olan öğrenciler arasından, talebeler arasından seçiliyor dediniz. 3-4 yıl kadar sürüyor bu ihtisas eğitimi. Peki bu eğitime bu medreselerin dışında da talep olsa bu talep nasıl değerlendiriliyor? Yani bu medreselerin dışında bir medreseden de ya ben bu eğitimi aldım ama bu noktada ihtisasımı yapmak istiyorum Hayfim çatısı altında dediği zaman nasıl bir değerlendirmeye tabi tutuluyor? Kapımız herkese açıktır. Yeter o anlamda bir kontenjan ya da bir kısıtlama falan o yok. O ilmi seviyeye, okunacak dersleri anlayabilecek seviyeye gelmiş olsun yeter bizim için. Belki bunun için basit bir mülakat yeterli olacak ama onun dışında bir kısıtlama yok. Filanca medreseden, filanca hocadan eğitim almış olması önemli değil. Bu noktada eğer talep de gelirse biz mülakat sonucunda onu dahil edebiliyoruz diyoruz. Yani Ömer Bey, Harun Hocam ifade etti. Ben dedi İsmail Hocam'a kadar başka bir hoca efendi Arapçasını bitirdi ve burada ihtisasını yaptı. Elhamdülillah biz de bu detayları görüştüğümüzde İsmail Hocamlarla, Harun Hocamlarla bizim tek kıstasımız var. Çünkü şöyle bir şey, bir gerçek. Ben şu anda direkt ben bir hukuk bölümüne başlayamam. Hı-hı. Hazırlık okumam gerekiyor. Tabii ki. Veya tıp okuyamam. Tıp mesela ben sosyoloji mezunuyum. Sosyolojiye direkt başlayabiliyorsunuz. Ama tıpa direkt başlayamıyorsunuz. Hazırlığı var, hı-hı, uzmanlığı var. Yani mesela ben diş doktoru olacağım diyebilir miyim? Diyemem. Önce bir 4-5 yıl tıpı okumam lazım. Sonra branş seçmem lazım. Yani bir alanda. Yani aslında bizim oradaki Hayfim'deki tek şartımız şu. Bu kişinin uzmanlık yapmak için hazırlık okumuş mu? Bir altyapısı olması. Altyapısı var mı? Aslında gerekiyor. Burada zaten bu ileride dışarıya dönük yapacak hoca efendilerimiz, istişarelerimiz de buradan gelen talepleri değerlendiriyor olacağız. Çünkü zaten hali hazırda mezunların okuduğu Sultanahmet'in fıkıh ihtisas merkezleri var. Hı hı. Biz
aslında diğer hazırlıklarını okumuş ve uzmanlaşmaya niyeti olup da yer kendisini bu konuda uzmanlaşmak için yer arayan insanları bulup biz işte, buyurun uzman olun diyeceğiz. Nerede diyeceğiz bunu? Bence bir dakikalık bir yeterimiz var. Tamam. Öncelikle Hayfim'i biz şu anda ilk Hayfim'imizi Bursa Fakat İhtisas Merkezimizi nasıl bir yerde kuruyoruz? Ne aşamada? Onu izleyelim. Ben birazdan da onlarla ilgili detay vereyim. Tamam şöyle müsaade yapalım. Süremizin azaldığını arkadaşlarım hatırlatıyor. Onu inşallah kapanışla beraber o VTR'imizi ekrana getirelim. Tamam. Onu şunun için sormuştum. Biz toparlamış olalım o an öncesinde ifadelerimizi. Sizin de söylediğiniz gibi bu kıymetli bir şey. Bu ihtisas eğitimi talep eden kimsenin her an her yerde bulabileceği bir şey olmadığı için kıymetli bir şey olduğundan dolayı muhtemelen geliyordur ya da gelecektir bu talepler. O yüzden buradan da bu ekran vasıtasıyla talepleri de en azından bir cevap verebilmek adına bunu sormuş olduk. Bu da önemli. Zaten amacı bu dediniz. Evet. Bu da burada Haydar'a, Sultanlar'a ulaşarak taleplerini iletebilirler. Ben çok kısa görüntüler eşliğinde bu şu birkaç bilgiyi vermiş olayım. Görüntülerin öncesinde Haydar Bursa Fıkıh İhtisas Merkezi Hayfim 4 sınıftan oluşuyor olacak görüntülerde görüntülerinde. Bunların yanında mini amfi salonu, eğitim salonu, çok kıymetli baş hoca efendilerin geldiğinde buradaki fıkıh ihtisas hoca efendileri talep ediyoruz aslında ama bunlar hepsi birer hoca efendi alanında. Ama bir üst makamda İhtisas aslında birer talebesi olduğu için aynen öyle. Fıkıh ihtisas talebelerine burada özel eğitimler veriyor olacak. O hoca efendilerin gelip burada dinlenip bu eğitimleri verebileceği özel alanlar olacak. Ağır bir yükün altındalar. Yani açıkçası ilmi bir ağır yükün altındalar. Yeri geldiklerinde yoğun bir dersten çıktıktan sonra dinlenebileceği bir dinlenme alanları mevcut. Ve elhamdülillah Bursa Vakıf Külliyesi'nde de hocamın az önce ifade ettiği gibi dedi ya biz sadece öğrenci değiliz, aynı zamanda öğretmeniz, aynı zamanda bir yol arkadaşıyız oradaki halk için. Binamız biliyoruz, bilenler biliyor Bursa Vakıf Külliyesi'nin. Diğer katlarında diğer hoca efendilerimizin mutat sohbetleri var. Alt katları müsait. O bölge insanına da yönelik birçok hizmet yapıyor olacaklar. Biz Haydar olarak yaklaşık 3 aydır Bursa Vakıf Külliyesi'ni Hayfim'e hazırlıyoruz. İnşa faaliyetleri. Çünkü böyle bir alan yoktu. Açık ifade edelim. Böyle bir alan yoktu. Bu hizmeti başlatmaya niyet ettiğimizde böyle bir alanın oluşması için girişimlerde bulunduk. Bu girişimler tabii ki hem fiziki olmakla beraber hem bir maddi girişimler. Maddi girişimlerle beraber buranın oluşumunu yapıyoruz. Şu ana kadar da yaklaşık olarak %80'inden fazlasını tamamladık inşa faaliyetinin, tadilat faaliyetinin. Bu da şu an yaklaşık olarak 3 milyon TL gibi bir rakama ulaştı. Çok ciddi rakamlar ama ciddi bir ilim için bunun rakamlarının açıkçası hiç söz konusu değil. Sadece dileyen bağışçılarımızdan da ben Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin gönül verenlerine de seslenmek istiyorum. Tabii. Burada bir ilmi faaliyet, hizmet var. Belki ömür boyu sürecek. Burada bir hoca efendinin yetişmesiyle binlerce insana hitap edecek. Şu an mesela çok kıymetli hocalarımız var. İşte Çubbeli Hoca. Yani böyle yerlerde fıkıh öğrenerek yani bu bilgileri öğrenerek insanlar, alimler, büyük hocalarımız yetişiyor. Belki büyük hocaların yetişmesine vesile olacak bu fıkıh ihtisas merkezinde. Bir nebze de onların da katkısı olmak isterlerse Hoca Ahmet Yesevi Derneği'nin web sitesi üzerinden, çağrı merkezi üzerinden veya online bağış sistemleri üzerinden de Hayfim'e destekte bulunabilirler. Çünkü ciddi bir şekilde de nakdi bir gideri var bu hizmetin. O bağış yaparken açıklamaya Hayfim yazmaları yeterli olacak değil mi? Evet. Yani çünkü bu yazılmazsa bu sefer genel olarak kullanılabilirse özellikle burada değerlendirilmesini istiyorlarsa Hayfim yazacaklar. Zaten online web sitemiz üzerinden Hayfim'in özel bağış kalemleri var. Bunları direkt kolaylıkla görebilecekler ama dediğiniz gibi Haydar yazıp 1466'ya göndererek ya da eğitim yazıp 1466'ya göndererek ya da banka hesaplarımıza Hayfim açıklamasıyla gönderecekleri her kuruş inşallah burada kullanılıyor olacak. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Harun Hocam size de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir sonraki programda biraz daha böyle işin ayrıntılarını mutfağından konuşma fırsatı da bulacağımızı ümit ederek İnşallah. Ayağınıza sağlık diyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenler bugün
gündemin içerisinde aslında aynı ehemmiyete sahip bir başka konuyu konuşmaya, gündeme getirmeye çalıştık. Hayder Fıkıh İhtisas Merkezi projesinden bahsettik. Bu noktada da yine bağışlarınızla destek olabilir, bu çalışmalara katkı sunabilirsiniz. 0212 923 1923 numaralı telefondan Hayder Çağrım Merkezi'ne ulaşabileceğiniz gibi ahmetyesevi.org.tr adresinden de online bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hayfim özelinde bir bağış yapmak istiyorsanız da bağışlarınızın açıklama kısmına Hayfim yazmanız ya da eğitim yazmanız yeterli olacaktır diyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek iyilikle kalın. Allah'a emanet olun. Hoca Ahmet Yesevi Derneği ve İsmail Hünerlice Hoca Efendi'nin onursal başkanı olduğu Sultan Derviş Birliği ile İslami ilimlerden icazet almış, İslam hukuku ve İslam fıkhı alanında ihtisas yapmak isteyen fıkhi meselelerin çözümüne yardımcı olacak kıymetli alimler yetiştirmek için Hayfim Fıkıh İhtisas Merkezi'ni kuruyoruz. Ehl-i sünnet vel cemaat akidesi doğrultusunda Kur'an ve sünnet çizgisinde toplumu irşad edecek bu kıymetli ilim yolcularına siz de bağışlarınızla destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr